Akıl çemberinde kaldığımız yerden devam edelim efendim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Karadeniz'de verdiği mesajları konuşuyoruz. Altılı masaya ben adayım, aday olmak istiyorum mesajımı gönderdi acaba diye sormuştuk. Bir de araya gitmeden önce çok tartışılan bir fotoğraf yansıdı. Yine bu Karadeniz ziyaretinden İmamoğlu'nun. Onu da ekrana getireceğiz tekrar. Aslında iktidar kanadından da, CHP kanadından da eleştiriler var bu fotoğrafa. Neden bu kadar çok tartışıldı? Görüşlerini alacağız bakalım konuklarımızın. Masum Bey'le devam edelim. Buyurun. Şimdi bir kere uçağın çok büyük bir uçak olmadığı anlaşılıyor. Şeyden. Otobüs, otobüs. Tabii, otobüs Otobüste de. <laughs> Otobüste sığdığı kadar gözüküyoruz. E, muhabirler yok, yazarlar var yalnız. Yani bir kere bu haberi takip eden muhabirler yok. Marka isimler var. E, ve baktığımız zaman Halk TV var. Fox'tan bir arkadaş var. Habertürk var. Karar grubundan var. E, yani destek olma yazılarıyla, yorumlarıyla Millet İttifakı'ndan yana tavır koyan bir Nagihan Hanım. Arada bir değişiyor. Bazen Millet İttifakı'nı haklı buluyor. Bazen Cumhur İttifakı'nı haklı buluyor. Bağımsız gazetecilik yapmaya çalışıyor. Şimdi bu fotoğraf aslında şunu gösteriyor. Umudu mu? Ee, ve bu fotoğrafın da yayınlanması bence Murat Ongun'un başarısı. Yani e, halkla ilişkilerini yöneten, basınla ilişkilerini yöneten başarısı niye? Bu fotoğrafla İmamoğlu'nun iletişim gücünü kullandığını ortaya koyuyor. Siyasal iletişime ağırlık verdiğini, ilişkiler kurduğunu gösteriyor. Şimdi eskiden e, benzer bir fotoğrafı e, her televizyon o zaman katılmıyordu ama Sayın e, Tayyip Erdoğan da belediye başkanı ondan sonra örneğin kimler girmeye başladı fotoğrafa? O günleri belki arkadaşlarım bir kısmı hatırlar mı hatırlamaz mı bilmiyorum. Önce yalnız şey vardı. Kanal 7'nin şeyleri devreye girdi Çünkü Kanal 7 belediye ait bir yayındı. Sonra şirketleşti. Ayrıldı. E, ardından Yeni Şafak Gazetesi kuruldu. Oradan bazı yazarlar yer almaya başladı. Sonra Radikal Gazetesi ve Yeni Yüzyıl Gazetesi kuruldu. Daha doğrusu bunlar da kurulurken Yeni Yüzyıl'da bazı yazarlar belediyede çalışanlardı. Bugünkü Sayın Ömer Bey e, basın sözcüsü de o zaman bu yazarlardan birisiydi. Başka akademisyenler de vardı. Bunlar... Siyasal iletişimi sağlama odağını gösteriyor. Yani ben mesela siyasetçi olarak böyle algılıyorum. Bu başarılı diyorsunuz. Ba Peki başarıdır. tartışılıyor olması ne diyorsunuz? Çok Bak, tartışılıyor. Ya, bu konuda Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli özelliği siyasal iletişimi sağlayacak yayın işine el atmasıdır. Mesela Harbiye'de öğrenciyken kimse bilmez bir sayfalık gazete çıkartır ve o gazetenin adı Vatan Gazetesi'dir. Hatta o yüzden onu atmaya kalkışırlar harbiyeden. Sen böyle bir şeyi ne yapıyorsun, eleştiriyorsun. Milli mücadele başlar başlamaz hem Anadolu Ajansı'nı kuruyor hem de sonradan adı Ulus Gazetesi'ne dönüşen Hakimiye Milliyet Gazetesi'ni çıkartıyor. Yani bu bir mücadele. Kongreler de. döneminde de o Erzurum Kongresi döneminde vesaire tabii, tabii. de çok tabii ee, o, o zamanki şeyler o kadar organize değil ama Ankara'ya yerleştikten sonra hem Anadolu Ajansı kuruluyor ki herkese servis yapılsın. Peki tabii ki bu önemli hem, yani tabii. siyasal iletişim bakımından, tabii, mesela, şimdi, siyasal iletişim bakımından önemli şu ama anda, şu anda CHP'lilerin bazıları niye Şu anda mesela, mesela AK Parti'de AK Parti Anadolu Ajansını kullanamıyor. Ya <laughs> Anadolu Ajansı tüccar gibi yüksek fiyatlarla satıyor. Onun için işte, ee, en çok hükümetin faaliyetlerini yayınlaması gerekirken gücü olmayan televizyonlar gazeteler. Eleştirinizi de iletmışsınız. Hayır olur. hayır ben ben yani eleştiri değil. Parti politikasında bir gevşeme var. Burada ise ciddi bir şekilde Ama bir. Ama ciddi isimlerden Ama şöyle masum bir Anadolu tane... Ajansı zaten bağımsız yani özerk bir yapı. Şimdi şimdi siz Anadolu Ajansını hükümet lehine yayın yapmıyor şimdi, diyor musunuz? Şimdi biliyorsun? hükümet lehine değil. Hükümetin faaliyetlerini yayıyor hepsini her bakanın her ya, hükümetin e, değil devletin efendim, faaliyetlerini yürüyor. Efendim, yayıyor. müsaade eder misiniz? Burada bir şey savunmaya gerek yok. Devlet deyin adına. Devlet sonuçta deyin iktidarın ya. fikirlerini yayarken bunların çok kullanımını sağlaması lazım. Onun için satış fiyatları zaten devletten de destek alıyor ya, bütçede yardım alıyor. Bu konu iktidarlar yerleştikçe eskiden unutulur, ipin ucu kaçar. Bakın yani ben bunu şeyde de yaşadım zamanında Tansu Çiller döneminde de. Böyle bir ara ipun kaçınca hemen tedbir aldı ve o zamanki basın danışmanı Mehmet Bican'ı başkan yaptı Anadolu Ajansı'na. Peki. Yani niye yapıyor diye söylemiyorum. Ben o eleştirisinde değilim. O ayrı. Birisi niye devlet yapıyorsun TRT'ye söyler. Şimdi buradaki resim aslında başka bir şey daha veriyor. İmamoğlu'nun ilişkide olduğu, yani ilişki kurma noktasına geldiği, tercih ettiği isimler var. Ama orada daha çok en önemli bir isim var. Kim o? Özlem Gürses. Çünkü Özlem Hanım, e, Ekmelettin İhsanoğlu aday gösterildiği zaman, Ekmelettin İhsanoğlu'nun basın işlerini yöneten yetkiliydi. Haklı hmm. ilişkilerini yapan. Yani e, Ekmelettin Bey bir, bir yere gittiği zaman, geldiği zaman hep, O'ydu yanında. ne demek bu? E yani bu şu demektir. O zaman da CHP iştirakini, Ekmelettin Bey MHP'nin gösterdiği adaydı. Ama yanındaki de basın danışmanı sola açıp yani o zaman e, gazeteciliği yaparken demek ki şeyin de tavsi tavsiye ettiği, CHP'nin de tavsiye ettiği bir ekip vardı. Ben bunu niye söylüyorum? O Ekmelettin faciası diyenler tam tersine incelesinler. CHP'nin de kendi avantajını kullandığını gösteriyor. Şimdi burada mesela Özlem Hanım bir cumhurbaşkanı adayının tanıtımında büyük bir devreden, dönem deneyimden geçmiş bir gazeteci arkadaştır. O zaman da çok güzel yönetti yani Allah'ı var. Yani hiç olmayacak yerlerde bile Ekmelettin İhsanoğlu'nun daha fazla tanınmasını, daha fazla konuşulmasını sağladı. Bu fotoğraf Murat Ongan'a neden başarısıdır diyorum. Şimdi birileri kızacak. Ben Murat Bey'i de hiç yüz yüze gelmiş değilim. Başarısı hatırladım. diyorsun. Doğru neden mi? başarısıdır? Çünkü bunu şu anda bizim bile tartışacağımız halde medyanı mal edebiliyor. Tamam. Bunun tartışılıyor olması başarı diyorsunuz. Ama CHP'lilerin CHP eleştirilmesi... CHP'nin eleştirisi burada hiç önemli değil. Bakın. Niye? Ben söyleyeyim hangi ele CHP'li eleştiriyor? CHP'li bazı isimleri. Hangi bazı. Biz Hiçbir dos eleştirmez. O eleştirenler o. tabii eleştirmez. CHP'ye yakın olduğunu düşündüğümüz yazar, çizer, yorumcular eleştirir. Onlar zaten CHP'yi bağlamaz ki. Yani şimdi Murat Bey araştırma yapıyor Düm ki CHP'ye. Murat Bey şimdi eleştirirse CHP'li olarak eleştirmiyor ki, kendi görüşünü söylüyor. Yani fiili bir CHP'li bu fotoğrafı eleştirmez. Aldanmamak lazım. Bir kere ben onu söyleyeyim ama CHP'liler içinde biraz evvel ustad da açıkladı aslında laf arasında da Murat Bey söyledi şey olarak söyledi. Değişim istiyor. Cumhur İttifakı gösteriyor bu adayları evet. ben ona bir de başka bir grup koyacağım. Nasıl Cumhur İttifakı gösteriyor e, tabii, bu adayları? Tabii tabii küresel istihbaratı da ekleyeceğim. Bu adayların gösterilmesinde iki şey var. Cumhur İttifakı tabii. Ben ne hangi televizyon programına katılıyorsam aday olacaktır lafı hep. Ama anketlerde öne çıkan isimler Efendim değil, anketlerde, değil, anketlerde isimler de anketlerde ve. de aslında kendileri de mesaj veren isimler efendim, değil mi? anketlerde çıkar. Bakın anketlerde çıkar. Tartıştırıyor. Anketlerde çıkar. Niye çıkar? Ee, fi tarihinde 1989 seçimlerine giderken Anketlerin tamamında yüzde yüz kazanacak kişi Bedrettin Dalan alan çıkıyordu. Hmm. Ben o zaman o seçim bürosunda vardım. İddiaya da girdiler. Ben dedim ki bu rakamlar tutmaz. Hatta bana çok kızdılar o gün. İddiaya girdi herkes. İddiayı ben kazandım. Ama böyle kimseden de o iddia ettiğimiz elbise vereceğiz bilmem ben kaybetseydim belki benden Peki. isteyeceklerdi. Neden çıkar? Erk olan belediyelere kimse saldırmaz. Bir kere bu iki kere iki eder dört. Neden saldırmaz? Herkesin bir yerinde göbeğinden belediyelerle bağlantılıdır. Ancak bu işte karşı taraf olmayı göze almış. Yani hani geçmiş dönemlerde Ulunay gibi, Peyami Safa gibi hani korkmadan eleştirenler vardı ya birbirleriyle kavga ederlerdi. Birisi solu, birisi sağı. Burada da bu eleştiriyi ancak Zafer Bey yapar. Peki ama ya, başkası ben yapmaz. Ben merak ediyorum Zafer Bey'in ne diyecek. Hayır. Birazdan size döneyim. <laughs> Aslında verdiği mesajlar ha, bakımından. Tabii yani da siz ben bu fotoğraftan aldanmacacı söyleyeyim. Bakın arkadaki eee imam oğlunun arkasındaki kimdir bilmiyorum iki kişi. Onlar da önemli. Hangi gazeteyi temsil ediyor? Hangi şeyi? Ama burada yine sınırlı bir şey var. Peki siz buna bir Mesela başarı bu dediniz. Mesela bu fotoğrafta CNN'den birisinin olmaması ya da e, şeyden ajanstan e, Demirören ajansından olmaması bence eksikti. Belki onlardan birisi Anadolu Ajansı olabilir. Bilmiyorum ya da Cumhuriyet Gazetesi'nden Peki olabilir. siz buna bir başarı dediniz. Ama bir yandan da işte bu isimleri Cumhur İttifakı da tartıştırıyor diyorsunuz. Onu da ayrıca konuşuyoruz. Fakat bu fotoğrafla ilgili Zafer Bey ne diyecek? Niye bu kadar çok tartışılıyor? Niye eleştirildi? Şimdi ben Masum Bey'e saygım sonsuz ama madem bana bir sataşmada bulundu. Ben de diyorum ki bu fotoğrafı ancak Masum Bey över. Bu fotoğrafta övülecek ne var Allah aşkına? Ya yani normal bir gazetecilik faaliyeti. Ben hakikaten yani burada bir başarı neymiş onu da anlamadım. Yani bir belediye başkanı, popüler bir siyasetçi kendi partisine rağmen yurt gezilerine çıkıyor. Haber değeri son derece <laughs> yüksek. Yalancıcağım. De tamamlasın Zafer ya. Bey. Ben sizi sabırla dinliyorum. Ben, ben daha bitirmeyeyim. Da. Bitirmeye Burada bir Türkiye muzayı var. Sakin olun. Türkiye'yi yatıyor. Tamam canım. Pardon bir de siz översiniz bu fotoğrafı. Birazdan da Murat Ongun'u översiniz. İş tamam olur. Şimdi şu var. Ee, bir kez daha söylüyorum. Bu bir gazetecilik faaliyetidir. Ne övülecek ne yerilecek bir unsur yok bu fotoğrafta. Bence. Benim bakış açım. Ama ilk fotoğraf bu. Şimdi va e, güzel fotoğraf yani hakikaten yani ilk, ilk güzel. İlk defa İmamoğlu'nun böyle bir fotoğrafı Ben Yok yo, Diyarbakır'a da gitti. 3 aşağı 5 yukarı aynı kadroyla. Ama böyle böyle ses getirecek gibi değil. Yok yok orada da İsmail Saymaz vardı. Orada da Ertuğrul Özkök vardı. Herhalde Akif Peki de vardır. O da ayrılmaz bir e, ekibin bir parçası. Nagihan Alçı Diyarbakır'da da vardı. Bu ilk defa değil. Gündemi çok takip etmiyorsunuz Sayın Bakanım. Ama Biraz geride kalmışsınız. Ama kadar öne gelmedi. E, yo yani şunlar... Çoğalıyorlar. Şundan, heh, Tek fark çoğalıyorlar. Çoğalıyorlar değil mi? Evet. Demokrasi askıya alındığı için evet bu şeyler oluyor. Umut. Fotoğraflar sık yayınlanmaya başladı. Şimdi şu var. Bakın ben burada Nagihan Alçı ile hiç birebir tanışmadım. Ama şöyle. Meslektaşımızdır. Kendisinin e, hayata karşı duruşunda... ...onaylamıyorum. Ayrı mesele. Benim şahsi görüşüm... ...benim onaylayıp onaylanan bir şey yok ama... ...ya bir gazeteci olarak Nagihan Alçay'ın... ...bu eleştirileri de doğru bulmuyorum. Ya hakikaten Yo, bakıyorum... Bakıyorum, bakıyorum. ...bence de başarılı bir gazeteci. Başarılı yani bir bakın yazıcı. bir gazeteci... ...bakın bir gazeteci yazılarıyla ses getiriyorsa... ...gündem oluyorsa... ...tepki çekiyor ya da övgü alıyorsa... ...bu onun kişisel başarısıdır. Yani burada... ...bir kez daha söylüyorum. Ben... E, ...çizgisini de... ...onaylamıyorum. E, fakat... Bir gazetecinin de böyle her attığı adımda hedefe konmasını da açıkçası doğru bulmuyorum Başak Hanım. Yani sonuçta oraya bir davet üzerine gitmiş. Daha çok Nagihan Alçı üzerinden yürüyor tartışma. E bunu bir haksızlık olarak görüyorum açıkçası. Sayın Bakan'a şurada katılırım. Mesela ben de orada olmak isterdim. Bana bir davet gelseydi ben gidip orayı gözlemlemek isterdim. Bugün Neden ben isterdim? Ben da bulunalım o zaman. Neden isterdim? Murat Bey'e. Ee, hiç. Ya şöyle Murat Bey çağrıda bulunalım bulunmayalım. Madem şimdi baktığınız zaman burada iktidara yakın diye etiketlediğiniz gazetelerden ya da gazetecilerden bir tek kişi yok. E sizin madem makro hedefleriniz var siyasette değil mi? Toplumun tamamını, medyanın tamamını kapsayacak isimleri de oraya davet etmeniz. E aslında CHP Ve size sorulabilecek eleştirisi Nagihan Alçı üzerinden biraz bu yönde aslında. Evet yani size sorulabilecek olumsuz sorulara karşı da hazırlıklı olmanızı gerektirir. Yani orada o yüzden Ekrem Bey'i körü körüne desteklemeyen gazetecilerden de bazı isimlerin bence o gezide olması gerekiyor. Ben prensip olarak meslektaşlarımı eleştirmem. Burada başarılı bulduğum, başarısız bulduğum gazeteci ha, Cumhurbaşkanlığı arkadaşlarımız var. da olanlar yakın. Şimdi olanlar, yakın şöyle Cumhurbaşkanlığının yani. ziyaretlerinde, Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesela ziyaretleri söz konusu olduğunda mesela medyada bazı figürler oturup hemen şöyle Cumhurbaşkanlığında gazetecilerin soramadığı soruları ben soruyorum ya da işte aklınıza gelmedi mi bunu sormak gibi böyle beylik laflar ediyorlar. Buyurun kardeşim. Şurada bir tane İmamoğlu'nu rahatsız edecek bir soru var mı? Eleştireceksek oradan eleştirelim. Yok. Demek ki neymiş? Eleştiri yaparken böyle bir iğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batıracakmışız. Onu anlıyorum. Ya bu fotoğraf aslında gazeteciler üzerinden değil. Ya bu fotoğrafın manası şu. Burada bir siyasi figür, bir belediye başkanı bir yola çıkmış. İşin özü o ve burada kendisine yakın gördüğü medya figürleriyle beraber de böyle bir resim vermiş. Bunun siyasi okuması açıktır. Aslında Bu insan Zafer ki, Bey takip edememişsiniz. Mesela Akif Bey yazdı hemen o gezide yaşanan artıları eksileri. E, detaylı objektif ha, şekilde yazdı. Madem öyle ben Akif Bekir'in eski yerlerde protesto edildi dedi. Akif Bekir'in ben Ve mesela ama eski Halk oralı olmadı dedi. Halk ha, dedi güzel. umuda odaklanmış. Şimdi idi. burada gazeteci Nagihan Alçı yerine eğer illa bir eleştirilecekse bence orada Akif Bekir'in eleştirilmesi lazım. Siz bürokrat kimliğinizle daha önce AK Parti'nin iletişimden sorumlu en üst düzey yöneticisisiniz. Gazeteci bağımsız. Yani şimdi şöyle buldunuz. o bağımsızlık tartışılır. O bağımsızlık tartışılır. Yani burada e, bence illa bir eleştiri getirilecekse Akif Bekir'e bir eleştiri getirilebilir. Ya sen dün öyle diyordun, bugün böyle diyordun denilebilir. Ha o bile denmemesi lazım ayrı mesele ama burada dediğim gibi yani birkaç gazeteci üzerinden yürüyen bu tartışmayı ben doğru bulmuyorum açıkçası. Bu arada Özlem Gürses de o da bence başarılı bir gazetecidir. Ama yani Sayın Bakan'ın anlattığı gibi Ekmelettin İhsanoğlu'nu şöyle uçurdu, böyle kaçırdı. E seçimi kaybetti adam ya. 38 oyla kaybetti seçimi işte. Yani bu kadar... Ee, övecek ne var? Ben i̇yi oy, aldı, i̇yi oy aldı İyi oy aldı. Biz de oy aldı. Ekmelettin ekmel Bey alması gereken oyun üstünde oy aldı. Bak onun, onun aday gösterilmesi Ama imza atan genel başkanlardan biri benim. Başarının kriteri hedefe ulaşmak değil 13 partiden değil biri de sizdiniz galiba. 5, değil 5 değil genel partiden biri, 5 partiydi. Ha, 13, siz, 13 falan o sonra herkes siz, e, şeye bindi. Yüzden, onlar yüzden, onlar o olur. sonradan şeye vagonu kaçırıp binerler. Esas imza atan törende... Beş kişiden biri benim. Ve aslında beklenen üstünde oy aldı. Bakın bu konuda da Özlem Hanım'ın büyük rolü var. Yani siz seçimi kazanamayacağınızı zaten biliyordunuz ama buna rağmen Ekberettin yani, İhsanoğlu'na aday neden gösterdiniz. Neden? Şimdi aynı şeyi birazdan konuşurken söyleyeceğim. Aynı hata. Ay ya beklentiniz 38 miydi sizin Ekberettin insan aday gösterdi? O civarda aldı. Çünkü e zaten o, zaman o zamanki beklenti seçimi, şöyleydi. Ay seçimi bakın. alamayacaktı niye bakın, aday gösterdiniz? O zamanki. Bu doğru bir soru ama. Efendim? Sayın Türker bu doğru bir soru değil mi? Şimdi bakın. <laughs> Eğer iş ona gelirse, ha, Özlem o, iş gelirse o iş gelirse, <laughs> o iş o noktaya gelirse, başka birileri üzülecek belki ama Ekmelettin onun aday gösterilmesinin fikri CHP'den çıkmıştır. Şahıs olarak değil, ortak bir aday gösterelim diye. Bu iş Avrupa Konseyi'ne giderken, Tuğrul Türkeş'e hani, ikna etsin MHP diye söylerken, Herkesin e, ihmal ettiği bir şey var. Doğru Türkeş'le Ekmelet İhsanoğlu bacanaktı o zaman. Bakın ve bir yıl evvelinden böyle bir ortak aday gösterilme şeyi bilinir. Yani bu işi kimse eşelemiyor ve çok güzel bir şeyle de o tarihte de Kemal Kılıçdaroğlu önüne gelen bu olayı, çünkü bu hazır pişmişti. Yani bu Ekmelettin hikayesi aday gösterilmesi hikayesi. Çok eleştiriliyor ama, tabii ama Deniz Baykal zamanında başlamış bir yani olay. ama çok da eleştirildi biliyorsunuz. Evet. Hala çok eleştiren isim var eleştirenler yani, ama bakın adaycısı, gerçeği kimse adaycısı, söylemiyor. Kimse söylemiyor. Yani bir bacanaklık ilişkisi adayın belirlenmesinde etkili e, Tabii de ona haber verdi. Açın bakın Ekmelettin İhsaloğlu'nun ben bütün o dönemde, çünkü aday gösterirken önlere reddettim. Sandığa gitti. Devlet Bey hakikaten benimle konuştu, ikna etti. Çünkü o zaman da aynı hatayı yaptı. Şimdiki altılı masada olduğu gibi dediler ki adayları hangi partiye kim söyleyecek. Devlet bir Saadet Partisine, Demokrat Parti'ye söylemeyi üstlendi. Yani sah olan partilere. Ee, CHP'de DSP'ye biz söyleriz dedi ama ben söylemediler. Söylemeyince söz vermişlerdi. Adayı açıklamadan söyleyeceğiz diye. Evet. Ben de o gün vermiyoruz oy dedim. Daha ben eve gittim. İstanbul'a dönecektim. Beni genel sekreter Sayın Hasan Erçeli bir geçen hafta sizdeydi. O aradı. Dedi ki MHP'nin genel sekreteriyle Semih Bey genel başkanımızı ziyarete geliyorlar. Gittiler benimle görüşmemişler. Ben de devlet beyle ertesi sabah buluştum, görüştüm. Dedi ki ya biz sizi ihmal etmedik. Üstlendiler. Şimdi sol ayağı bizim CHP hep ihmal ettiği için bu işi sonra dönüyor kendine terz düşüyor. Benim o çıkışım bile olumsuz oldu onları için. Niye? Çünkü bize söylemeden yaptılar. Şimdi bazı şeyleri siyasette hem siyasal iletişim olgusunu düşüneceksin hem de siyasetin gerçeklerini düşüneceksin. Şimdi burada yanında mesela ilk günden daha mutabık kaldıkları ilk gün benle görüşmeye geldiği zaman Özlem Hanım yanındaydı. Ve Özlem Hanım bu çok güzel tanıt. Yani ben şimdi Özlem Hanım'la da o günden sonra hiçbir ki daha görüşmedim. Tanışmıyorum da daha önceden. Bir tane gazeteciliğini biliyorum. Haberlerini okuyordum, röportajlarını okuyordum ama bu konuda bir deneyim geçirildi. Sonraki hata nedir biliyor musunuz? Belli olduktan sonra imza atanlar bu partide, bu meslek zaman örgütü de katıldı dediğiniz zaman o zarar veriyor. E, Ekmelettin İhsanoğlu kampanyasından yola çıkarak şunu mu söylüyorsunuz? Yani, e, tabi yani e, kampanya deneyimi var ya. Yani. Hem gazeteci kimliğiyle hem de ileride o kampanya iletişim stratejisini var. yürütecek yani kişi yani kimliğiyle orada Gazeteci sıfatıyla mı kampanyacı sıfatıyla Benim mı ben orada? Ben sıfatıyla giderse gitsin. Ben bana soruyorsunuz kimi tanıyorsunuz? Şimdi ne Hanım'ı da bak nasıl övdüm. Her yere gider o. Tam gazeteci. Yani AKP'ye de çağırırsa gider. Ha bir zamanlar biraz böyle aşırı AKP taraftarıydı. Sonra yavaş yavaş yumuşadı. İki taraflı da konuşuyor. Televizyonlarda da izliyoruz. Ben e ee, Akif peki yani eskiden <laughs> dediğiniz gibi bırakın e, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nden öncesi Kanal 7'deyken bile bir ideolojinin savunucusuydu. Şimdi farklı bir şeyler savunuyor. Bunlar olabilir. Bakın mesela sizin ben sizi hemen hemen takip ediyorum. Ta e, takvimden evvel hani genel müdürlük yaptığınız program yaptığınız zamandan da e, bazen söylediğinizin tersini de söylüyorsunuz. Çünkü siz gazetecisiniz. Yani illa siz bir politikacı gibi söylediğinizi şey üzerine durun demiyorsunuz. Mesela şimdi ben eğer şu anda siyaset yapıyor olsaydım bu kadar rahat konuşmazdım. Niye? Benim için acaba il başkanı ne dedi? İlçe başkanı ne diyecek? Bir laf söylüyorsam bütün siyasiler öyledir. Yani önce kendi teşkilatından eleştiri gelmesini engeller. Ondan sonra topluma bakar. Şimdi burada İmamoğlu bu işleri yaparken bakın ben İmamoğlu olsam Murat Ongun'u ödüllendirir. Peki. Başarılı Çok bir yapmış. Çok Masum Bey. Bizi <laughs> en azından tartıştırıyor. Şimdi ben bunu söyledikten sonra bu adaylık için midir? Rize'de ne oldu bir söyleyeyim. Bir kere ee... Ona birazdan gelelim